Taburcu olmadan önce terapisti Kübra Hanım'la konuşmak istedi. Sonra çıkabilirsiniz. Sağ ol. Kübra'yı belli etmememiz lazım. Tabii tabii. Kaldırmaz. Ben de kaldıramıyorum artık Emir. Yiğit benim hayatımı kurtardı. Ne badirelerden çekip çıkarttı beni. Ben elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Ödüm kopuyor ya. Telefon çalacak, kötü bir haber alacağım diye ödüm kopuyor. Ne biçim hayatlarımız oldu bizim ya. Bir arkadaşım ölümden dönüyor. Diğeri yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Ya. Bak, kimseye moral verecek durumda değilim, tamam mı? Lütfen yapma. Siz iyi misiniz? Evet evet iyiyiz. Kübra nasıl? Şimdilik iyi. Yani çıkabilirim artık. Tabii çıkabilirsiniz. Bakın bir sorun varsa eğer... Şey yok, hayır hayır. Yani biz hastane ortamı malum, biraz gerildik. Kübra'yı düzenli görmem lazım. Sorunları biraz ciddi. Depresyon ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. İlaç tedavisine de başladık. Taburcu olduktan sonra ilaçlarını düzenli kullanmasını sağlayın. Tabii tabii. Ben gerekeni yaparım, merak etmeyin. Bebekle ilgilenecek birileri var mı? Var. Yani şey var. Var. Biliyorum. Hayatınız bir süre hiç kolay olmayacak. Bizim hayatımız ne zaman kolay oldu ki zaten? Neyse. Ben gerekeni yaparım. Yeter ki Kübra toparlansın da. Peki. Sağ olun. Peki. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Kübra'yı görelim mi? Kim sana? Hadi gözyaşlarını sil, tamam mı? Kıpkırmızısın. Tamam ya, soğuktan oldu de. Daha ne kadar direneceksin? Öldüreceksin, öldür beni Nihat. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Vermek üzeresin, hala dikleniyorsun. Anlamıyorum ki kime bu artistliğin Yiğit Efendi. Dua et ben bundan. Sağ çıkmayayım. Ya bırak bu delikanlı ayaklarını Yiğit. Sana bir iki iş verdik, altına bir araba çektik diye kendini bir şey oldu mu zannediyorsun? 3-5 kamyon soygunundan, adi hırsızlıktan başka numaram mı var? Kes lan! Sen babasının hesabını soramamış adamsın. Bana mı hesap soracaksın? Babanın intiharına sebep olan adamı Sadullah'a boynuna ip geçirip karşına getirdik. İntikamını almak için yapman gereken tek şey Sadullah'ın üstünde durduğu tabureye bir tekme vurmaktı. Yapabildin mi? Ha? Babanın intikamını alabildin mi? Yapamadın. Neden? Çünkü sen korkaksın. Öyle bir korkaksın ki, babanın intikamını almak için bile elini kirletmekten korkuyorsun. Fikret. Devam et sen koca. Nihat'la konuş diyor ama seninle konuşmayı tercih ederim. Bu biraz daha böyle konuşmaya devam ederse arkasına seni bağlarım. Haberin olsun.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.